Arkadaşlar LGS matematik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdiki konumuz basit olayların olma olasılığı ve olasılık değerlerinin hesaplanması. Olasılıkla alakalı genellikle liselere geçiş sınavında çok istikrarlı bir grafik görüyoruz. Her sene olasılıkla alakalı soru mutlaka soruluyor. İsterseniz şimdi 2019 yılında sorulmuş soruyla LGS olasılık sorularını incelemeye başlayalım. Sorumuza bakalım. Bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısı. Yani aslında olasılığın nasıl hesaplandığıyla alakalı formülü vererek sorumuz başlıyor. İçinde kırmızı veya sarı renkli 5 topun bulunduğu birinci torbada. Bakın birinci torbada 5 tane top var. Rastgele seçilen bir topun, rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı daha fazladır. Eğer kırmızı olma olasılığı daha fazlaysa kırmızı topların sayısı sarı topların sayısından daha fazladır. Ayrıca mavi veya sarı renkli 7 topun bulunduğu ikinci torbada ise rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı daha azdır. Bu ne demek? İkinci torbada da sarı topların sayısı mavi topların sayısından daha az. O zaman ikinci torba içinde mavi topların sayısı sarı topların sayısından daha fazladır. Birinci ve ikinci torbadaki topların tamamı boş bir kutuya atılıp karıştırılıyor. Yani bu kutuya. Son durumda topların tamamı renkleri dışında özdeş olduğuna göre bu kutudan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı en fazla kaçtır? Bakın sarı olma olasılığı en fazla kaçtır? Bu sorunun anahtar kelimeleri bunlar. Şimdi bir kutudaki değişik renklerde bulunan toplar arasından seçilen bir topun sarı olma olasılığının en fazla olması demek, bu kutudaki sarı renkli topların sayısının en fazla olması demektir. Buradaki sarı topların sayısı en fazla kaç olursa olasılık da o kadar en fazla olur, en yüksek olur. O zaman birlikte irdeleyelim. Birinci torbada kırmızı sarıdan fazla ve toplam top sayısı 5. Şimdi bakın, sarı 1 olabilir, kırmızı 4 olabilir. Sarı 2 olabilir, kırmızı 3 olabilir. Başka olabilir mi? Olamaz, çünkü başka olduğu zaman sarı kırmızıdan büyük olmuş olur. Bu durumda sarı en fazla kaç tane olmuş oldu? Birinci torbada 2 tane. Aynı şeyi mavi için yapacağım. Diyelim ki sarı 1 ise mavi 6 tane olur. Mavi top sayısı 6 olur. Sarı 2 ise mavi top sayısı 5 olur. Sarı 3 ise mavi top sayısı 4 olur. Burada da kalıyorum zaten. Çünkü eşitsizlik bozuluyor devam edersem. Burada da sarı top sayısı en fazla 3 oluyor. O halde kutunun içerisinde 2 torbayı da eklediğimde toplam sarı top sayısı 2 artı 3 oluyor. Çünkü birinci torbadan 2 tane, ikinci torbadan 3 tane sarı top geliyor. Peki toplam top sayısı ne? Birinci torbada 5, ikinci torbada 7, 5 artı 7. O zaman 5 bölü 12. Demek ki bu iki torbayı birleştirdiğimde toplam çekilen bir topun, kutudan çekilen herhangi bir topun sarı olma olasılığı en fazla 5 bölü 12 olarak hesaplanıyor. Doğru cevap C seçeneği.